Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı ve açıklamalarda bulunduğu 15 Kasım koronavirüs tablosuna da bir bakacağız. İkisini karşılaştıracağız. Günlük vaka artışına bakacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere vakalar, daha doğrusu hasta sayıları 3000'i geçmişti ve 16 Kasım koronavirüs tablosu da şöyle. 151.516 testten 3.316 kişiye tanı konuldu. Yani 3.316 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. 3.316 kişi koronavirüse yakalandı. 94 kişi hayatını kaybetti ve 2.712 kişi ise iyileşti. Yani aradaki İyileşen sayısına bakarsak yaklaşık iyileşenle hasta sayısında 500-600 gibi bir fark var diyebiliriz. Önemli olan şu, iyileşen hasta sayısı günlük hasta sayısından daha fazla gelmesi. Eğer böyle daha fazla gelirse koronavirüs atlatacağımız anlamına geliyordu. Bunu bir hatırlatalım. Ve ağır hasta sayısına bakalım. 3.610 kişi ağır hasta sayısı. Ağır hasta sayısı en kötü olanı, çünkü sağlık çalışanlarımızı en zorlayan durumlardan biri. Teması tespit süresi 12 saatten 11'e düşmüş durumda. Teması tespit süresi ve toplam iyileşen hasta sayısı 356.375 kişi. Aktif vaka sayısı 50-60 bin gibi oynuyor. 15 Kasım koronavirüs tablosu şöyleydi. Test sayısı 142.496 kişiydi, yapılmıştı. Bugün ise 151 bin kişi yapıldı. Yaklaşık 7 bin, 8 bin fark var. Ve hasta sayısı ise 3.223'tü dün. Bugün ise 3.316. Yani arada 90, 80, 90 gibi bir fark var. Yani artışta hala hasta sayıları ve vefat sayısı 89. Bugün ise 94 sanırım. Ve iyileşen hasta sayısı 2.561 iken bugün 2.700. Yani iyileşen hasta sayısında da artış var ama ağır hasta sayısında epey büyük bir artış var. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.